Herkese selamlar. Bugün İngilizce öğretmenliği okumaya konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü okuduğunuzda sizi neler bekliyor olabilir kariyer yönetimi anlamında bunları konuşacağız. Ama şimdi ilk olarak bu noktada bir nokta vermek ver ver gerekiyor arkadaşlar. Bir dipte eklemek gerekirse bizim buradaki amacımız size klasik kariyer yollarını anlatmak değil. Yani siz zaten onları muhtemelen pek çok yerde gördünüz. Yani nedir bunlar? İşte atanmak zaten en başlıca kariyer imkanı. Bütün öğretmenliklerde olduğu gibi. Bunun haricinde atanma sürecinin yanında işte özel okullarda çalışmak, özel dersler vermek ve bunun gibi pek çok çevir vesaire odaklı meslekleri sayabilirsiniz ee, bu noktada kariyer yönetimi anlamında klasiklerden. Ama biz istiyoruz ki sizler yeni jenerasyon olarak şu anda halihazırda 18, 19, 20 yaşlarda olan ve dijital çağın içinde yaşayan kuşaklar olarak aslında bambaşka kariyer yollarına gidebilirsiniz. Biz burada biraz daha buna kafa yormaya çalışacağız. Tabi burada üniversitede yanına ekleyerek. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neden bu bölüm? Neden İngilizce öğretmenliğini tercih etmelisiniz ya da ediyorsunuz? Burada aslında yabancı dil bölümlerinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Arkadaşlar diyor ki ya hocam benim puanım hani fena değil. İyi bir puana sahibim. Yabancı dilde de zaten imkanlar belli. İşte mütercim tercümanlık, işte dil ve edebiyat bölümleri. Bunun haricinde bir de öğretmenlik. Ben de diyor işte çevir yapmak istemiyorum. Tercih ya ediyorum işte istemiyorum vesaire. Ya diyor işte başka imkan koşullar. Edebiyat diyor çok ne yapacağımı bilmiyorum. Hani bana meslek lazım. Ben diyor ben seçeyim mesela. Şimdi bu kişi arkadaşlar maalesef doğru değil. Hani alınıyorum önünüzde belki çok fazla bölüm yok gibi gözüküyor. Ve iş imkanınızın ne olduğunu bilmediğiniz için diğerlerinde biraz garanti tercih açısından bunu seçebilirsiniz öğretmenliği. Ama arkadaşlar ne seçip, yaparsanız yapın, hangi bölüm seçerseniz seçin mutlaka o bölümün sizin içinize sinmesi lazım. Yani tercih yaparken biraz farkındalık sahibi olarak yapmanız lazım. Bu şu anlama gelmiyor. İlle de öğretmenlik yapacaksınız, ille de bu işle ilgili bir şeyle görev alacaksınız gibi söylemiyorum bunu. Zaten şu an dünyanın %60'ı, %70'i neredeyse aşağı yukarı okuduğu bölümle ilgili bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bu konuda bir zorunluluk yok. Elbette başka işler de yapabilirsiniz ama hangi bölümü seçerseniz seçin mutlaka bir zemini olmalı, bir altyapısı olmalı. Diğer türlü Belki bölümünüz gerçekten çok değerli. Belki gerçekten size çok güzel imkanlar sunuyor. Belki tam sizin yeteneklerinize göre, yetkinliğinize göre ama siz bir kere zaten ön gireceksiniz oraya. Benim puanım buraya yetti ya da işte bölümümüz bizim işte dil bölümünde bölüm yok. Düşüncesiyle gireceksiniz. Bu size her zaman için bir demoralizasyon yapacak arkadaşlar. Motivasyonunuzu düşürecek bir şekilde bir zaman sonra. Dolayısıyla burada hep önce düşünerek aksiyon almak gerekiyor. Çünkü üzerine düşünüp bir karar aldığınızda attığınız her bir adımı farkındalık sahibi olarak atacaksınız. Mezun da kalsanız, başka bir de seçseniz, belki de diyeceksiniz ki ya tamam bölüm yok. Zaten benim buraya ilgim de yokmuş aslında. Ben sadece yabancı dilim iyi olduğu için seçmişim. Sevdiğim için de dili seçmişim. Ama mesela bölümleri bana uymuyor. Ben gideyim TM okuyayım mesela. Bir sene daha mezuna kalayım. Bu da olabilir. Olmalı diye söylemiyorum. Olabilir. Belki de sizin yeteneğiniz hukuka yatkın. Belki siz bir mühendis kimliğine sahipsiniz. Olabilir. Yani fizik hocanızı sevmemişsinizdir. Kimya hocanız size takık gelmiştir. 9. sınıfta ya da 10. sınıfta. Dersiniz ki ben sayısal seçmeyeceğim. İşte elde ne var? Dil var. Orayı tercih edeyim. Böyle çok fazla insan var arkadaşlar. Belki siz böyle değilsiniz. Ama ben açıkçası çevremde bunun gibi onlarca hatta yüzlerce aday görüyorum. Üniversiteye bu şekilde odaklanan. Dolayısıyla attığınız her bir adımda önceki birkaç adımı düşünüp tartıp Öyle aksiyon almak sizin için çok daha güzel bir yılların habercisi olacaktır. Peki neden bu üniversite? Burada iki tane unsur var aslında karşılaştığımız genellikle. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve şehirde kalmak için ailenizle vesaire puanınız bir tık daha yüksek olsa da burayı seçebilirsiniz. Bunu görüyoruz. Bir diğeri de tabii ki puanı buraya daha yakındır nispeten ve başka bir şehirde olup buraya gelebilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için de iyi bir üniversite ve bölüm ikilisi olduğunu düşünüyorum. Bu başarı sıralaması ölçeğinde. Tabii şimdi burada biraz çelişkili gelebilir bazı açılardan. Az önce dedik ki işte İngilizce öğretmenliği üzerine düşünün yapmayabilirsiniz vesaire. Burada da diyoruz ki iyi bir ikili. Arkadaşlar bunu tekrar vurgulamak gerekiyor. E, yeri gelmişken bu noktada. Yani İngilizce öğretmenliği o bölümü sevdiğini düşünen kendisine öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliğine ait hisseden herkes için bence güzel bir bölüm zaten. Ama işte Oraya ait misin? Bunu sorgulamaktan ben kastediyorum aslında biraz daha. Peki üniversitenin artıları ve eksileri Biraz buna da inelim. Bence bariz bir eksisi yok bu noktada. Eğer sizlerin gördüğü, bildiği varsa bize iletebilirsiniz. Tabii bu arada bir dipnot ekleyeyim buraya da. Bunu bu başarı sıralaması ölçeğine söylüyorum. Yani şu anki üniversitenin ve bölümün bulunduğu konuma göre bence eksisi olan bir yer değil. Bariz hani ya acaba bunu dolayı seçmesek mi diyebileceğiniz bir şey bence yok. Artı olarak da ben akademik kadro olsun, ders programları işte verilen yetkinlikler derslerdeki sunulan beceriler olarak ben açıkçası iyi buluyorum burayı ve sizlerin de birçok şey edinebileceğini düşünüyorum. Ama arkadaşlar burada şöyle bir nokta var. Üniversite artık işin yüzde 45'e 50'si en fazla. Dolayısıyla üniversite size evet bir şeyleri sağlayacak belki ama bunun haricinde işin yüzde 50'si sizde kalıyor. Sizde bitiyor ya da. Burada işte işi sevmek faktörü ön plana çıkıyor. Yani siz diğerleriyle aynı seviyede yer aldığınızda yani sadece vizeye ve finale çalışayım ve kendimi böyle işte geçindireyim gideyim moduyla yakalarsanız üniversiteyi bu şekilde geçirirseniz maalesef o 4 senenin sonunda iş bulma şeyini geçiyorum. İlla iş buluyorsunuz, atanırsınız, iyi kapasitesi çalışıyorsunuz ve geçersiniz 2 sene sonunda mesela. Ama hiçbir zaman bence hayat tatmini olarak, kariyer tatmini olarak üst seviyeye ulaşamayacaksınız bu bakış açısıyla. Dolayısıyla bundan sıyrılmak gerekiyor. Yani siz üniversiteden ibaret değilsiniz. Okuduğunuz bölüm üniversiteden ibaret değil. Artık iş ve özel hayat çok daha içişi arkadaşlar. Bunun negatif yanları var, pozitif yanları var. Ama eğer gerçekten tutkunu olduğun, ait olduğun bir işle çalışıyorsan o zaman bence o kadar da negatif yanları yok. Bir diğer kısım, peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada elbette bazı klasik yöntemleri bahsettik zaten. Sizlerin daha da iyi bileceği üzere ama biz istiyoruz ki arkadaşlar başka başka şeyler yapalım. Ne gibi? Şimdi mesela artık Amerika'da pek çok insan hatta binlerce insan e-posta pazarlamadan para kazanıyor. Yani insanlara farklı konularda ilham verici, bilgi verici içerikler paylaşıp e-posta olarak buradan para kazanıyorlar. Bu durum Türkiye'de de başlıyor yavaş yavaş ama bence pek çok sektörde bunu uygulayıp para kazanmak mümkün. Çünkü geniş bir pazar var. Peki hocam ben İngilizce öğretmenliği okuyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yani e-bülteni. Bence arkadaşlar burada işte YouTube devreye girebilir. Nasıl girebilir? Şu anda teknoloji sayesinde artık her konuda çok daha fazla bilgi üretiliyor. Yani şöyle söyleyeyim ben bu kayda başladı 15-20 dakika oldu aşağı yukarı. Ve muhtemelen bu 15-20 dakika içinde sadece İngilizce öğretim süreçleri üzerine bile muhtemelen terabaytlarca bir yerlerde veri üretildi. Dünyanın pek çok bölgesinde. Şimdi kimsenin bunların hepsini araştırıp izleyecek, okuyacak vakti yok. Sizler bunları derli toparlayarak insanlara sunabilirsiniz. Ve şöyle yaparsınız. Mesela her hafta işte 5-6 tane başlık verirlersiniz. Bu Ableton'a e yazdığınız. Bunların 3 tanesini benim şu an yaptığım gibi bir sunum ekranı üzerinden paylaşıp insanlara anlatırsınız. Dersiniz ki işte bu böyle de şu şöyle olmuştur vesaire. En sonunda da işte daha fazla okumak isteyen arkadaşlar buradan e satın alabilirler. Bunu Türkçe yaptıktan sonra daha güzeli bunun İngilizce halini ayarlamak. Burada tabii iki seçenek var. Eğer dersiniz ki hocam ben sadece global düşünüyorum. Türkiye çok da benim pazar olarak e, gözüme kesildiğim bir yer değil. Daha güzel olur elbette. Çünkü dünya çok daha büyük. Dolayısıyla buraya yolda Ya dersiniz ki ben her hafta bunu uğraşmak istemiyorum. Ya da ben Türkçe merkez yapmak istiyorum. Ama altyazı ekleyebilirim. Bu da yine kabulümüzdür. Çünkü biz istiyoruz ki ister altyazıyla olsun ister anlatımla olsun. Bir şekilde arkadaşlar İngilizceyi bu videolarda yere dindirin. Çünkü Türkiye'de belki bu konuyla ilgilenen 5 bin kişi varsa 10 bin kişi varsa dünyada 5 milyon belki 10 milyon insan var. Dolayısıyla çok daha büyük bir kitle idare etmemiz gerekiyor. Ve siz bu içerikleri düzenli olarak paylaştıkça mesela 1 yıl 2 yıl boyunca haftada bir ya da haftada 2 bir zaman sonra artık o anahtar kelimelerde neyse bu kelimeler oralarda YouTube'un sizi ön plana çıkardığını göreceksiniz. Artık o noktadan sonra o anahtar kelimelerde hep YouTube sizin videolarınızı ön plana çıkartıyor olacak. Ama bunun için sabır ve düzenli çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bir haftada, iki haftada, iki ayda, üç ayda yapılacak bir şey değil. Üç ay boyunca video yükledim, izlenmiyorum. İzlenmeyeceksin. Bunu ben baştan söyleyeyim yani. Üç ay boyunca bu kadar niş bir alanda, İngiliz öğretimi gibi bir alanda yapacağın içerikler sana fayda getirmeyecek. Sadece şimdi temelini atmış olacaksın bu aşamada. Bunun akabinde mesela bunu aynı şekilde TikTok'a uyarlamak da mümkün. Şu an TikTok hep böyle bir boş içerik gibi gözüküyor. Ama aslında ben size söyleyeyim. Yani geleceğin sosyal medyasının yapı taşları orası. Ha belki TikTok evrilebilir, başka bir şey de hayatımıza girebilir. Ama o yerine girebilecek başka bir mecra da %90 TikTok'un bir uzantısı gibi devam edecek hayatımıza. Dolayısıyla buraları görmek gerekiyor. Buralara kanalize olmak gerekiyor. Ha, hepsinden kastetmiyorum. Yani hem Instagram'a gireyim, hem TikTok'tayım, hem YouTube'tayım, hem işte tweet atıyorum. Olmaz yani. Çoklum olduğu yerde çok bir yerine beklemiyorum açıkçası. Bunun yerine bir ya da iki kanala odaklanıp buralardan ilerlemek bence size 2 yıl sonra çok daha güzel dönüşler sağlayacaktır. Zaten bizim üniversiteki maksadımız bu. Yani üniversite süreci, üniversite öğrenciliği sizin kendi altyapınızı kurduğunuz ve geleceğe odaklandığınız bir dönem olacak arkadaşlar. Peki staj olanakları neler? Burada bunu aslında şey için aldım. Yani öğretmenlikten ziyade genel hayata dair bir duruş olarak alıyorum bu staj konusunu. Arkadaşlar zaten zorunlu stajınız var son sene. E, muhtemelen ama bunun haricinde biz istiyoruz ki her bölümdeki arkadaşlar hangi bölüm olduğu fark etmeksizin mümkün olduğunca gönüllü çalışmalar yapsın. Sivil toplumla ilgili olabilir, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik, influencer marketing, dijital pazarlama. Bütün buralarda arkadaşlar mutlaka bir şeyler yapmaya çalışın. Niye? Çünkü bugün bütün kurumsal yapılar, kurumsal holdingler, şirketler sosyal sorumluluğa iyilik hareketlerine destek sağlıyor. Acaba burada mesela çocuklara yönelik çocuklara eğitim vermeye yönelik bir takım yeni projelere siz imza atabilir misiniz? Böyle bir sosyal girişimci olma şansınız elbette var. Bunun akabinde ve veya bu tarz yapıların şirketlere ulaşmasını sağlayan bir networker, bir aracı olabilir misiniz? Bunun gibi pek çok şey saymak mümkün. Mesela Koda diye bir bu konuda güzel bence bir çalışma var. Sosyal girişimcilik örneği. İşte köy okulları dağıtımı. Mesela bunu inceleyebilirsiniz. Acaba neyi doğru yapmışlar? Nasıl bu kadar kurumsal dünyadan destek almışlar? halihazırda bilim kadarıyla bir sosyal gelişimcilik çalışması. Dolayısıyla bütün bunları gördükçe siz de arkadaşlar neleri daha iyi yapabileceğinizi göreceksiniz. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben niye böyle bir işte yapı için gönüllü çalışıp zamanımı harcayıp para kazanmıyorum? Çünkü aslında biz burada amacımız, önceliğimiz uzun vadeli bakış açısını katabilmek. Kaldı ki zaten biz de buradan muhtemelen çok fazla bir şey beklenmeyecek. Yani biz burada daha çok online tarafta bir şeyler yapıp edebilmenin ve ara sıra buluşup görüşüp o insanlarla bir gözlem yapmanın peşindeyiz. Yani bu gönüllü çalışmana kastım o en azından. Bunun akabinde mesela influencer marketing tarafı. Az önce ne dedik? İşte YouTube sizin için çok değerli bir mecra. Ve burada fark yaratmanız mümkün. Evet ama bunu yapmış insanlardan görmek, onları gözlemlemek sizin başarıya ulaşmanızı çok daha kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Hem network anlamında söylüyorum bunu. Daha fazla insana, daha geniş kitlelerdeki insanlara ulaşabilirsiniz. Hem oradaki hataları göreceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela ben bu influencerla çalışıyorum ajansta. Staj yapıyorum da orada. Bu kişi bunları mesela doğru yapmış. Buralarda eksik kalmış. Şirketlerle ilişkilerini bu sayede iyi hale getirmiş. Bu tarz pek çok şey görmek arkadaşlar sizin için çok değerli. Çünkü bunlar yeni ekonominin parçaları. Yani teknolojiyle birlikte artık bir yeni ekonomi kavramı hayatımıza girmiş durumda. Dolayısıyla aynı mesleklerden, aynı yapılardan uzun vadeli 15-20-30 senelik kariyer beklemek mümkün değil. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da arkadaşlar çok değişiyor. Ama bir genel tablo çizebiliriz sizlere. Şöyle ki zaten devlet memurlarının maaşları standart. Onları hani bir kenara bırakıyorum. Bunun haricinde eğer siz gerçekten üniversite hayatı boyunca kendisini geliştirmiş o 4-5 yılı dolu dolu geçmiş bir yıl olursanız zaten muhtemelen üniversitenin son sınıfında doğru ya da son sınıfın başlarında size bir yerlerden teklifler gelecektir. iş teklifleri. Ve buralarda işte asgari seviyesinde bir maaşla işe başlayabilirsiniz. İlla ofise gitmeye gerek yok. Zaten muhtemelen online çalışmayı da kabul edeceklerdir. En azından bazıları, bir kısmı. Ve mezun olduktan sonra da eğer o tarz bir yerden devam etmek istiyorsanız bu öğretmenlik de olabilir. Ama bence öğretmenlik çok fazla olmaz. Çünkü bu iş uzaktan çok mümkün değil. Biraz daha böyle hobilerinizi İngilizce ile birleştireceğiniz mesleklerden kastediyorum aslında burada. Ya da ajans, STK vesaire. Buralarda da bence mezuniyetten sonra asgari ücretin bir buçukla iki katı arası bir maaşla iş hayatına başlayabilirsiniz tam zamanlı olarak. Peki genellikle böyle midir hocam? Genellikle böyle değildir maalesef. Niye? Çünkü üniversitede kariyer mühendisliği, kariyer yönetimi bizde ne yazık ki çok mümkün değil. Çok yaygın değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu süreci biraz daha mezuniyetten sonraya bırakıyorlar. Ve bu sebeple asker ücretle iş hayatına girip ne yazık ki işte özel okullarda belki öğretmenlik vesaire gibi. Bunun haricinde bir yandan da işte ben nereye aydım? Ne yapmalıyım? Ne yapmak istiyorum? gibi Soruların yanıtını bulmaya çalışıyor mezun arkadaşlar. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Maaş bir tık daha düşük. Hadi onu halledersin bir şekilde. Birkaç yıl içinde. Ama arkadaşlar daha büyük bir sorun. Metinetten sonra yeni yeni bu soruları yanıtlamaya çalışmak. Çünkü böyle olduğunda sen 25, 26, 27 yaşlarında bir yandan çalışırken belki sabahları akşamları da bunu düşünüyor olacaksın. Bu çok ağır bir mental süreç arkadaşlar. Yani bu herkesin çok kolay geçirebileceği bir aşama değil. Ama bu sorulara 18, 19, 20'lerde yanıt aramak hem o taze beyinle birlikte sizi çok daha diri tutacak. Hem bu challenge'lar hem besleneceksiniz. Bir yandan da zaten şu aşamada bir, bariz bir sorumluluğunuz olmadığı için bu soruları yanıt bulmanız daha berrak bir zihinle olacak. Hata yapmakta korkmayacaksınız örneğin. Bütün bunlar çok değerli aslında avantajlar şu aşamada. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eksik gördüğünüz, benim unuttuğum, atladığım kısımlar varsa, sorular varsa yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlamak isteriz. Bunların haricinde bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.